Yaşım tutar tutmaz derhal kılıç kuşanmaya, at binmeye, silahlarla ilgilenmeye ve askerler arasında dolaşmaya başlamıştım, diye yazıyor Arabi, Divanül Marif'te. İspanya'nın Endülüs bölgesinde doğan Muhammed bin Ali, ki bu ona ailesinin verdiği isimdi, yönetimle yakın ilişkileri olan bir asker ailesine mensuptu. Çevresindekiler genellikle asker ve nüfus sahibi kişilerdi. O da doğal olarak çocuk yaşta bildiği hayatı sorgulamadan üzerine giyinivermişti. Fakat çok geçmeden ruhunun kendisi için başka planları olduğunu sezmeye başladı. Henüz 15 yaşlarındayken bir gün mahiyetinde bulunduğu emir ve beraberindekilerle birlikte camiye gidip namaza dururlar. Genç Arabi ülkeyi elinde tutan bir adamın secdeye kapanmasına takılır. Tanık olduğu bu görüntü onu ezbere seçtiği gelecekten hızla uzaklaştırır. Dünya mülkünün hiçbir kıymeti olmadığına karar verir. Ve o günden sonra hem orduyu hem de dünya işini bir daha dönmemek üzere bırakarak tasavvuf yoluna girer. Şüphesiz o yaşta bir delikanlının tek bir gözlemle dünyadan eline eteğini çekmesinin mantıklı bir izahı yok. Zaten Arabi'yi bu yol ayrımına getiren süreç de henüz ergen yaşındayken girdiği halvet neticesinde başlamış. Halvet tasavvuf erbabının yoğun ibadet ve tefekkür için tek başına bir yere kapanma sürecine denir. Anlatılanlara göre Arabi henüz sakalı bile çıkmamışken girdiği bu halvette bazı fetihlere nail olmuştu. Ruhunun kendisi için çizdiği yol aslında çocukluktan çıkar çıkmaz önünde belirmeye başlamıştı. Arabi 14 ay halvette kaldığını ve daha sonra yazacağı bütün sırların kendisine o anki fethi sırasında açıldığını kaleme almış. Burada yaşadıklarını kendinden geçme hali olarak tanımlamış. Arabi bu halvetin bir lütfu olarak üç peygamberin rüyasına gelip kendisine yol gösterdiklerinden bahseder. Hazreti İsa'nın kendisine züht ve tecridi, yani dünya mülkünden yüz çevirerek soyutlanmayı emrettiğini, Musa Aleyhisselam'ın da ledünni ilmin nasıl edinileceğini öğrettiğini anlatır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ise "Bana tutun, selamette olacaksın." dediğini. Ağlayarak uyanır Arabi ve bu rüya kendini Allah yoluna adayışının da başlangıcı olur. Hayatı boyunca Hazreti Peygamber'in izinden gider. Hatta kendini onun varisi olarak görür. Yıllar sonra Arabi 67 yaşındayken Hazreti Muhammed bir kez daha rüyasına girer. Elinde bir kitap tutmaktadır. Arabi'ye bu Fususul Hikem kitabıdır. Onu al ve yararlanmaları için insanlara ulaştır der. Arabi bu rüyayı emir kabul eder ve en müstesna eserlerinden olan Fususul Hikem böylece ortaya çıkar. Arabi kitabın girişinde yorumlayan değil, yalnızca bir tercüman olayım diye dua eder. Fusus gerçekten de 27 peygamberin ruhani kimliği üzerinden insan bilincinde derin kapılar açan bir eserdir. Arabi bir Allah aşığıdır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam da hayatının ve eserlerinin pusulasıdır. Arabi alemdeki her şeyin Muhammed'le başlayıp Muhammed'le bittiğine inanır. Elbette burada daha çok metafizik bir gerçekleşmeden söz etmektedir. Arabi'ye göre alemin kökeni Allah'ın nurunu yayma isteğine dayanır. Allah nurunu yansıtmak suretiyle kendi ilminde var olan mümkünleri cehaletin karanlığından çıkarır. Böylece mümkünler onu gözlemleyecek, o da kendini mümkünlerde gözlemleyecektir. Arabi külliyen tayin eden, yani bir anda ortaya çıkıp görünür olan bu mümkünlere ayağını sabit eder. Ayağını sabite tek bir vücutta görünür olur ve alemi meydana getirir. Dolayısıyla vahdeti vücut olarak bildiğimiz vücuttaki birlik, alemi, Adem'i, yani yaratılmış olan mevcudadı anlatmaktadır. Doğrudan Allah'ı değil. Çünkü Allah'ın mutlak varlığı gaybdadır. Gizlidir, örtülüdür, bilinemez.
Vücuttaki birlik, yani alem ve insan da ondan ayrı bir şey değildir. Ama ona eş kabul edilemez. Arabi'ye göre Allah'ın mutlak varlığı kendi kendine yeten ve mahlukata ihtiyaç duymayan bir yapıdadır. Mevcudatın yaratılışı ise Allah'ın isim ve sıfatlarının hükümlerini icra etmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Arabi bu durumu şöyle tarif eder. Allah zatı ve varlığı itibarıyla alemlerden müstanidir. Yani onlara tamah etmeyecek yapıdadır. Ama Rab olması itibarıyla ona muhakkak merbub, yani kul lazımdır. Alemdeki her şey Allah'ın sonsuz isim ve sıfatlarının hükümleri üzerine ortaya çıkar ve mümkünler aracılığıyla, yani ayağını sabite aracılığıyla görünür olur. Böylece gözlemlenebilir hale gelirler. Bu yolculuk Hakk'ın kendinden kendine yaptığı bir yolculuktur. Mümkünler, yani yaratılmış olan her şey Hakk'ın bir görünümüdür ve varlığı da ona bağlıdır. Mümkünler varlığa da yokluğa da aynı derecede eğilimlidir. Onları varlığa getiren ilahi kün, yani ol emridir. Arabi eserlerinde bu metafizik yapıyı son derece ayrıntılı bir şekilde uzun uzun anlatır. Fütuhat-ı Mekkiye, batıni ilimler alanında kaleme alınmış çok geniş kapsamlı bir eserdir. Ontoloji, yani varlık bilimi, kozmoloji, yani evren bilimi, velayet, yani evliyalık, nübüvvet, yani peygamberlik, ahiret halleri, tefsir, fıkıh ve ibadetler, 428 bölümden oluşan bu eserde ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Eserin son gözden geçirmesi Arabi'nin ölümünden 2 yıl önce tamamlanmış. Fakat içindeki terimler ve fikirler yazarın gençlik eserlerinde kaleme aldıklarıyla aynıdır. Bu durum Arabi'yi araştıran uzmanlarca şöyle değerlendirilmiş. Sanki bütün veriler tek bir an içinde ortaya çıkmış gibi görünmekte. Bu da bizi tekrar Arabi'nin o ilk halvetinde yaşadığı cezbe haline dair yazdıklarına götürüyor. Daha sonra yazacağım bütün sırlar o anda açıldı. Arabi'ye göre hakikati Muhammediye, ayağını sabite içinde tezahür eden ilk varlıktır. Aynı zamanda nihai gayedir. Ayağını sabite varlıkların metafizik alemdeki ilk kopyalarıdır. Alemdeki her şey bu mümkünlerden tezahür eden suretlerde ortaya çıkar. Hakikati Muhammediye bunlar içinde en kadim olanıdır. İlk olan sonraki her şeyin sebebidir ve onların varlık ilkesidir. Aynı zamanda onlara vasıtadır. Hakikati Muhammediye sürekli ve daimi olarak birden çıkan tecellilerin ilk yansıdığı hakikattir. Bir berzah, yani geçiş alanı olması sebebiyle de ilk tecelliyi diğer hakikatlere ulaştıran hakikattir. Bu yüzden Arabi'ye göre bilgisi olsun ya da olmasın, yaratılmış her insan özü itibarıyla Hazreti Muhammed'in ümmetindendir. Alemde yaratılan son şey olmasına rağmen insan alemin yaratılış amacıdır. Alem fikri insan fikrinden ortaya çıkmıştır. Arabi kutsi bir hadiste geçen "Ey Ademoğlu, her şeyi senin için yarattım, seni de kendim için yarattım" ifadesini böyle açıklar. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesi ve gölgesidir. Arabi'ye göre başlangıç sonda ortaya çıkar. Alemin yaratılışındaki ilk fikir insanı kamille tamamlanacaktır. Çünkü kamil insan tüm alemi kendinde cem eden, yani toparlayan, bir araya getirendir. Zaman, mekan ve dualiteden bağımsız olarak tüm yaratılışı hisseden ve her şeyde hakkı görendir. Toparlayıcılığı ve birleştiriciliği de buradan ileri gelir. Arabi Hazreti Muhammed'in insanlık türündeki en yetkin varlık olduğunu düşünür. Yaratılışın başında metafizik alemde var olan Hakikati Muhammediye, Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişiyle tamamlanmıştır. İnsanlık zirveyi görmüş, Allah'ın dileği tamamına ermiştir. Bu yüzden Arabi
her şey onunla başladı ve onunla bitti der. Seçkin bir ailede büyüyen Arabi gayet iyi eğitim almıştı. Fakat şeyhleri arasında okur yazar alimler bulunduğu gibi zanaatkarlar, esnaf ve fakir fukara da vardı. Arabi'nin eserlerinde şeyhlerini hürmetle anarken hiçbirini diğerinden ayırmadığına tanık oluyoruz. Arabi'nin ilk şeyhi okuma yazma bilmeyen bir köylüydü. Bir diğeri tasavvufi şiirler yazan bir mescit imamıydı. Bu imam birinin ihtiyacı olduğunda zengin kütüphanesindeki kitapları satarak yardımda bulunurdu. Arabi, bütün kitaplar tükendiğinde o da vefat etti diye yazmış. Arabi'nin şeyhleri arasında manevi annesi olarak bildiği bir kadın da vardı. Tanıştıklarında 86 yaşında olan Kordovalı Fatıma, halkın kapı önüne bıraktıklarıyla besleniyordu. Bir atık ya da sadaka bulduğunda, bu yüce mertebeye nasıl layık olabilirim diye Allah'a dua ediyordu. Arabi bir arif olarak tanımladığı Fatıma için bir kulübe yaptırdı ve müridi olarak ona ölümüne dek hizmet etti. Arabi, arif kişi derken kastettiği bilinç mertebesini şu sözlerle tanımlıyor. Hak için mücadele eden yiğide feta denir. Feta putları kıran kişidir ve her insanın putu da onun kendi nefsi, kendi benliğidir. Feta, kendisinden asla hiçbir lüzumsuz hareket çıkmayan kişidir. Bu makama erişenler, kul görünümü altındaki sultanlardır. Tasavvuf yoluna girdikten sonra Arabi'nin ömrü yolculuklarla geçti. Kuzey Afrika'dan Arap Yarımadası'na, Anadolu'dan Mezopotamya topraklarına kadar İslam coğrafyasında yaptığı seyahatlerde tasavvuf düşüncesinin büyük isimleriyle bir araya geldi. Onlarla görüş alışverişinde bulundu. Hayatının büyük bölümünde doğduğu Endülüs topraklarından uzakta yaşadı. Arabi'yi yaşamından yüzyıllar sonra bile anılan bir mutasavvıf ve okunan bir yazar haline getiren asıl yolculuk mana alemine yaptığı seyahatlerdi. Arabi bu seyahatler aracılığıyla edinilen bilgiyi kalbi keşifler olarak tanımlar. Peygamberlerin ve velilerin Allah hakkında akıl ve fikir yoluyla oluşturulan bir bilgiye sahip bulunmadıklarını, hakkın bilgisinin ancak kalbi keşiflerin açılmasıyla elde edilebileceğini savunur. Hakikatin bilgisi insanların algı ve idrak dünyalarına misal aleminden süzülür. Arabi'ye göre alemi misal, Adem'in yaratılmış olduğu balçığın artığından yaratılmıştır. Tıpkı insanı kamil gibi, o da ulvi ve süfli, yani hakkani ve insani hakikatler arasında bir berzah teşkil eder. Yani misal alemi, mana ile madde arasında bir geçiş noktasıdır. Oradaki şeyler ezeli ve ebedidir. Cisimler misal aleminde latifleşir. Manalarsa suret kazanır. İnsan algısı tarafından izlenebilir, idrak edilebilir hale gelir. Vahiy, ilham ve kalbi keşif bu ara alem vasıtasıyla gerçekleşir. Misal alemi, mananın madde alemine aktığı bir hakikat ırmağıdır. Rüyalar burada görülür. Hesap gününü bekleyenler burada bekler. Mananın surete bürünmesinin sebebi, insanların onları suretsiz olarak idrak edememesidir. Arabi'ye göre arifler, manaları suretsiz de idrak edebilir. Ve asıl manevi tecrübe, biçim dışı tecelliler sayesinde yaşanır. Çünkü o zaman mahluk ortadan kalkar ve Hakk'ın tecellisi gerçekleşir. İbnül Arabi yaşamı boyunca sayısız eser verir. Manevi keşiflerini türlü semboller aracılığıyla sayfalarca anlatma çabası içinde olur. Ama aynı Arabi, en yüksek seviyede arif olmanın mutlak cehaleti gerektirdiğini de söyler. Hak, ancak hiç var olmamış olan kaybolduğu ve daima var olmakta olan kaldığında görünür diye yazmış. Muhyiddin, dini ihya eden anlamına gelir. Bu isim Arabi'ye İslam'ın derin veçelerinin idrak edilebilmesi için yaptığı çalışmalar ve katkıları sebebiyle sonradan verilmiş.
Kimilerine göre Arabi peygamberlerden sonra ulaşılabilecek en yüksek mertebeyi tecrübe eden bir velidir. Bu yüzden kendisine Şeyh-i Ekber yani en büyük şeyh denilmiş. Arabi'yi ve fikirlerini takip edenlere de aynı sebeple Ekberiler denilmekte. Muhyiddin İbnül Arabi yaşadığı devirde büyük hürmete mazhar olduğu gibi sayısız fetva ile cezalandırılması da talep edilmiş. Özellikle Eyyubi ve Selçuklu hükümdarları Arabi'ye büyük hürmet göstermiş ve onun nasihatlerinden faydalanmışlar. Arabi Mekke'de Selçuklu Sarayı'nın yüksek bir görevlisi olan Mecduddin İshak'la yakın dostluk kurar ve onun davetiyle Konya'yı ziyaret eder. Mecduddin İshak'ın vefatından sonra tekrar Anadolu'ya döner ve onun dul eşiyle evlenir. Anlatılanlara göre bu evliliğin asıl sebebi Mefta'nın 8 yaşındaki oğludur. Mecduddin oğlunu yakın dostuna emanet etmiştir. Arabi Konya'ya yerleşir ve çocuğun eğitimini üstlenir. Söz konusu olan çocuk Mevlana'nın çağdaşı ve yakın dostu olan Sadreddin Konevi'dir. Konevi Arabi'nin yanında yetişir. Fususul Hikem'in kaleme alınması sırasında kendisine bizzat eşlik eder. Fütuhat-ı Mekkiye'nin son imlasını da Konevi yapar. Sadreddin Konevi, Arabi'den sonra Ekberi geleneğine şekil veren ilk isim olarak bilinir. Arabi bu dünyadaki seyahatlerini tamamladıktan sonra 8 Kasım 1240'da Şam'da hayata gözlerini yumdu. Binlerce sayfayı bulan eserleri dışında kimseye bir şey bırakmıyordu. Çünkü dünya mülkünü daha ilk gençlik yıllarındayken terk etmişti. Dünyevi hayatından geriye kalan tek şey olan bedeni de Kasiyun Dağı'nın eteklerindeki kabrine defnedildi. Ölümünden 276 yıl sonra Arabi'nin mezarını bir Osmanlı sultanı ziyaret etti. O sırada yabani otlarla kaplanmış olan Metruk mezarın ziyaretçisi, Şam ve Kahire seferinden dönmeye hazırlanan Yavuz Sultan Selim'di. Yavuz Selim, neredeyse kaybolmak üzere olan mezarın üzerine bir türbe, yanına da bir cami yapılmasını emretti. Türbenin inşası hızla ilerledi ve buradaki camide kılınan ilk cuma namazına Yavuz Sultan Selim de bizzat katıldı. Şam'ın yeni fatihinin Arabi'ye gösterdiği bu iltifat, yaşamı sırasında gördüğü saygının geri dönmesine vesile oldu. Çünkü o devrin Şam halkı Arabi'nin hatırasına saygı duyan kişiler değildi. Arabi'nin eserleri şiddetli eleştirilere hedef olmaktaydı. Peki bir Osmanlı fatihinin pek çoklarının gözünde itibar kaybetmiş olan bir şeyhe hürmet göstermesinin sebebi neydi? Bu duruma bir açıklama olarak anlatılan yaygın bir söylence var. Bu söylenceye göre Osmanlı'nın kazanacağı zaferler yıllar öncesinde Arabi'ye malum olmuştu. Ve Şeyh-i Ekber bunu kaleme alarak zaferin ilk müjdecisi oldu. Fakat bu söylence ve söz konusu metin pek de sağlam temellere dayanmıyor. Arabi üzerine araştırmalar yapan ve onun yazdıklarını incelikleriyle tanıyan uzmanlar metnin Arabi'ye ait olmadığı görüşünde. Dolayısıyla bu söylence Şam'ın fethinden sonra yeni yönetimi ve kazanılan zaferi yüceltmek üzere anlatıla gelen kahramanlık hikayelerinin bir parçasıymış gibi görünmekte. Öyleyse asıl neden neydi diye baktığımızda kehanetten çok daha sağlam bir gerçeklik çıkıyor karşımıza. Bu da Osmanlı geleneğinin, Osmanlı'daki ve Anadolu'daki İslam anlayışının Arap dünyasındaki yaklaşımdan oldukça farklı olması. Şam'ın yeni yönetimi, yerel anlayışın tersine eğitimli, açık görüşlü ve ilme saygı duyan, hürmet gösteren bir gelenekten geliyordu. Nitekim Şam'ın fethinden bir yıl sonra dönemin Şeyhülislam'ından çarpıcı bir fetva geldi. Fetvada Mısır Fatihi olmuş sultandan anlamadıkları meselelerde konuşan ve Şeyh-i Ekber'e dil uzatmakta inat eden kişilerin yola getirilmeleri isteniyordu. Bu fetvayı veren Şeyhülislam İbn Kemal, Yavuz Sultan Selim'in son derece itimat ettiği ve hürmet gösterdiği bir kişiydi.
Arabi yaşamı boyunca pek çok eser veren ve son derece üretken bir mutasavvıf ve yazardı. Bunlar arasında Fütuhat-ı Mekkiye, Fusus-ul Hikem gibi kalıplı eserlerin yanı sıra çok sayıda risale de bulunmakta. Kimi eserleri kaybolmuş, kimileri tamamlanamamış. Arabi'ye atfedilen kimi risalelerin de yıllar sonra başka yazarlara ait olduğu ortaya çıkmış. Bugün hala piyasada Arabi'nin adıyla satılan bazı kitapların ön sözünde gerçek yazarının itirafıyla karşılaşmanız mümkün. Kapatırken Arabi'nin kitaplarına ilgi duyanlar için şunu vurgulamakta fayda var sanırım. Muhyiddin İbnül Arabi, Allah ve peygamber aşığı bir tasavvuf erbabıdır. Ömrünü hak yolunda ve onu yüceltmek için geçirmiş bir kişidir. Arabi'yi diğerlerinden farklı kılan şey, manevi yolculuklarını tarif etmek, anlatmak için gösterdiği üstün çabadır. Bu yolculuklar, metafizik dünyaya yapılan batıni seyahatlerdir. Arabi, içrek alemde müşahede ettiklerini anlatabilmek için sembollerden örülü, zengin bir anlatım dili kullanmış. Tıpkı madde ile mana alemi arasında köprü olan misal alemi gibi, o da sembolik dille ördüğü bir alem yaratmış. Arabi bir İslam düşünürü olduğu kadar sağlam bir metafizikçidir. Bu yüzden çizgi ötesini anlatabilmek için kullandığı dili anlamak, okuyucusu için de benzer bir çaba gerektirmekte. Arabi hiçbir kelimeyi, harfi, hatta sesi görünen haliyle üstün körü değerlendirmez. Her zaman derinliklerindeki hakikati arar. Çünkü ona göre Allah'ın hiçbir işi hikmetten azade değildir. Her şey hakikatiyle birlikte ve hakikati gereği görünür olur.